BBN Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Ben Fatma Nurkama. Türkiye'den ve dünyadan ekonomi, finans ve gündeme dair tüm haberleri sizlere aktarmak için BBN Ekonomi ile karşınızdayım. Tarihler 8 Mayıs 2023 Pazartesi gösteriyor. Gündeme ilişkin tüm gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bugün programımıza İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tayfun Tuncay Tosun ve London Capital Investment Genel Müdürü ekonomist Eyüp Demir katılacaklar. Konuklarımıza ekonomik gelişmeleri, seçimi, güncel haberleri, yerel ve küresel piyasaları değerlendireceğiz. Öncelikle ekonomiden önemli başlıklarla haber turumuz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen mitingde konuştu. Kamu işçilerinin merakla beklediği zam konusuna değindi. Erdoğan, memur maaşlarına Temmuz'da enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız dedi. Zam oranını salı günü kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti. Erdoğan, 8.500 liraya çıkarılan asgari ücretin de tekrar gözden geçirileceğini ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa da müjde verdi. Küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7.200 güne indireceğini söyledi. Çalışmadan 1 milyon küçük esnafın faydalanacağını belirtti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin Nisan 2023 dönemi sonuçları açıklandı. Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Nisan'da 53,1 olarak gerçekleşti. Veri üst üste 3. ay eşik değerin üzerine çıkarak ihracat iklimindeki iyileşmeye işaret etti. TÜİK Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2022 verilerini yayımladı. Buna göre yoksulluk oranı 2022 yılında aynı düzeyde kalarak %14,4 oldu. Ülkede 12 milyon kişi yoksul olarak kaydedilirken en yoksul bölge %15'lik oranla Adana-Mersin bölgesi, en az yoksul olan bölge ise %3,2'lik oranla Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'ten oluşan bölge oldu. Bir önceki yıla göre konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 4,3 puan azalarak %59,4 oldu. Hanelerin %60'ı bir haftalık tatil masrafını karşılayamadığını belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu Nisan'da gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu. İki büyük bölgesel bankanın çöküşü ardından bir başkasının Wall Street devi JP Morgan tarafından satın alınması sonrası Amerika Birleşik Devletleri bankacılık hisseleri endişe veren bir teknik seviyeye doğru geriliyor. Analistler bu durumun genel hisse senedi piyasaları içinde iyi bir haber olmayabileceği görüşünü savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran başı gibi nakit sıkıntısı çekebileceğini söyledi. Yellen, ekonomik felaketten kaçınmak için borç limitini yükseltmeleri gerektiğini aktardı. Avrupa'da son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon ve artan faizler özel tüketimi olumsuz etkileyerek ekonomiyi yavaşlattı. Kıtadaki pek çok şirket çalışan sayısında azalmaya gittiğini ya da yeni alımlara ara verdiğini duyuruyor. Çin, dünya çapında artan jeopolitik ve ekonomik risklere altın rezervini ard arda 6. ayda artırdı. Verilere göre Çin, Nisan ayında altın stoklarını yaklaşık 8 ton artırdı. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Endeks 4.540 seviyelerinde seyretti. Altın, Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri iş gücü piyasasının beklenenden daha güçlü olduğuna dair işaretlerle yaşadığı düşüş sonrası yatay seyretti. Altının ons fiyatı 2023 dolar seviyelerini gördü. Gram altın ise 1268 TL seviyelerinde seyretti. Dolar TL 19.50 seviyesinde. Petrol fiyatlarında haftalık kaybın ardından sakinleşme görüldü. Brent petrol 77 dolar seviyelerine yükseldi. Evet değerli izleyiciler, gündeme ilişkin önemli başlıklarımız bu şekildeydi. Hemen konuklarımıza merhaba demek istiyorum. Tayfun Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Eyüp Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, biliyorsunuz ki birçok vatandaşın aslında merakla beklediği bir haberle başladık günümüze. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zam oranının belirleneceği yarın için salı günü yani kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı. Baktığımızda memur maaşlarına hem enflasyon farkı ekleneceği hem de refah payı artışının söz konusu olacağından bahsediliyor. Asgari ücrette de bir revize olacağına da müjdesi verildi. Baktığımız zaman sizin yarın için yapılacak açıklamaya ilgili beklentileriniz nelerdir? Zam oranının hangi oranlarda olmasını bekliyorsunuz diye başlamak istiyorum. Buyurun Tayfun Hocam. Evet. Şimdi öncelikle
Bu dış ticaret verilerinden bahsedeceğiz değil mi? Fatma Nur'un yanlış duymadıysam. Sesiniz Yok. çünkü blur geldi. Yok Tayfun Hoca. İsterseniz o zaman soruyu şu an gelebiliyor mu sesim Tayfun Şu Hocam? an daha duyuyorum, evet. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz birçok vatandaş tarafından bekleniyordu. Baktığımız zaman zam oranlarına ilişkin yarın kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı. Dün yapılan mitingde, gerçekleşen mitingde. Yarın sizce zam oranları ne oranda olur? Hem refah payının hem de enflasyonla paralel bir artış olacağından bahsedildi. Sizin yarın için beklentileriniz nelerdir diye başlamak istemiştim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sesinizi alamadım Fatma Nur Hanım. Şu an çok net duydum. Tabii ki ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki kamu işçileri için ve memurlar için ve hatta askeri ücretler için ben gerekli olan, yani iktidarın, mevcut iktidarın yeterli düzeyde zam yapacağı konusunda hiçbir tereddütüm yok. Yani bunu yapacağını, hatta refah payının memur ve kamu işçiler için verileceğiyle ilgili benim bir şüphem, endişem yok. Bunun tıpkı bir önceki zamlarda yapıldığı gibi bunlar verilecek. Ancak sıkıntı şu, yani bunu verdikten sonra vatandaşın satın alma gücünü iyileştirmek ve bu paralelde, yani aslında şöyle bir denge var. Yani alacağı işçinin veya çalışan kişinin, neyse memur veya işçi fark etmez, alacağı ücretin artırırken ondan daha az miktarda artış, işte fiyat artışlarını kontrol edebilirsek, yani sonuçta real bir şekilde çalışana yansıtabilirsek çok daha başarılı olur. Dolayısıyla bizim öncelikle bunu yapabilmek için ekonomi politikalarındaki istikrarı sürdürmemiz lazım. Yani özellikle döviz kuru gibi, faiz gibi parametrelerde bir istikrar yakaladı ve bunun belirli düzeyde dış ticaret verilerine, ihracat verilerine yansıdığını görüyoruz. Ancak tabii ki sürekli olarak bahsettiğimiz gibi şu cari açık, dış ticaret açığı ve verimlilik noktasında şu nitelikli sektörler, teknolojik sektörlerdeki başarımızı da eğer arttırabilirsek, çünkü asıl bir ekonomide teorik olarak da böyledir. Bir ülkenin vatandaşlarına gelirini arttırabilmesinin temel koşulu o ülkenin üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin kalitesiyle ölçülür. Dolayısıyla bunun da biraz uzun vadeli bağlantıları var. Bu noktada biz ülke olarak cari işlemler açığı, dış ticaret açığı gibi ve nitelikli sektörlerdeki başarıyı artırarak aslında bu ücret politikalarında uzun vadeli yapısal olarak politikaları güçlendirebiliriz. Yani kısacası özetleyecek olursam, yani burada belirli bir oran, belirli bir rakam üzerinden hareket etmek çok doğru olmaz. Bir sınır var sonuçta. Memurun, çalışanın almış olduğu ücret atıyorum X orandaysa, fiyat artışlarının memurun, çalışan kişilerin almış olduğu ücretin zamanlamasına göre fiyat artışlarının altında kalacak politikaları üretmek gerekiyor Fatma Nur Hanım. Bunlar ne? Biraz önce bahsettiğim, bir özetleyecek olursam, istikrarlı politikalar. Döviz kurunda, efendime söyleyeyim, döviz kuru, reel faiz gibi bu parametreleri sabit tutup enflasyonu düşürüp ve cari açık gibi, dış ticaret açığı gibi temel sorunlarımızla mücadele ederek bunlar temel kalıcı problemler bularak bunu yaratabiliriz. Böylelikle döviz Türkiye'de kaldığı zaman, bakın Fatma Nur'un, döviz miktarı Türkiye'de dış ticaret açığıyla elimine edip, eğer döviz Türkiye'de kalırsa, Merkez Bankası yeterli dövize kavuştuğu sürece TL'yi ona göre daha Türk lirasını daha Türk lirası konusundaki politikasını güçlendirecek. Bu da daha düşük kur seviyelerinde ve bunun da etkisi olarak vatandaşın alım gücünün artması söz konusu olacak. Evet. Peki Tayfun Hocam, sizin görüşleriniz bu şekilde. Eyüp Bey, şimdi size aynı konuda söz vermek istiyorum. Sizin ilk yayınımız, bu sırada hoş geldiniz yayınımıza. Bildiğiniz üzere Hoş bulduk, Cumhurbaşkanı teşekkür ederim. tarafından açıklanan zam oranı vardı. Memurların maaşlarına Temmuz'da enflasyon farkı eklemekle kan bir refah payı artışının da yapılacağını söyledi. Asgari ücrette de revize edileceğini söyledi. Baktığım zaman zaten zamlar yapılmıştı. Asgari ücrette de yine yükseltme olmuştu. Sizce neden tekrar zama gidilmiş olabilir? Sizin beklentileriniz ne bu zam oranı konusunda? Yarın açıklanacak. Neden acaba yapılan zamlar yetmiyor vatandaşlara? Şimdi Fatma Hanım, öncelikle iyi yıllar diliyorum herkese.
Şimdi biliyorsunuz hükümetin ilk teklifi 11.500 liraya açtı kamuoyuna. Yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiriyor bu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ben bunu salı günü açıklayacağım ama %35'lik oranı %40'a çıkararak 12 bin lira revize etti. Türk işin beklentisi ise 15 binler civarındaydı alt taban sınırından. Kulislerde dolaşan bilgi şu anda 13 binler telaffuz ediliyor kulislerde ama benim tahminim %45 seviyelerinde olan 13.500'ler alt taban seviyesiyle sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanım yarın kamuoyuna bu müjdeyi verecektir. Dolayısıyla 700 bin kişiyi bekleyen bu rakam hem Türk İş tarafından talep edilen rakamla hükümetin iki defa revize ederek bu rakamı 13.500 alt tabanında açıklayacağı açıkçası ben bekliyorum. Asgari ücretsizde geldiğiniz zaman da zaten 8.500'lük asgari ücreti hükümet demişti ki Haziran ayında tekrar revize edeceğiz. Sanıyorum yine burada piyasanın beklentisi 10 binli bir rakam. 10.000-10.300 lira civarında. Açıkçası bilmiyorum tabii seçimden önce bu açıklanır mı yoksa seçim sonrasına bırakılır mı ama ben asgari ücretinde hemen hemen bu seviyelerde oluşacağını her iki kanalında yani ister Millet İttifakı'nın ister Cumhur İttifakı'nın her iki ittifakında yeni seçimlerin oluşması akabinde bu rakamları telaffuz edeceğini açıkçası bekliyorum. O zaman sizin işçi maaşları için taban seviyesi 13.500 seviyelerinde olacağı yönünde bir öngörünüz var. Yarın zaten açıklanacak, hep birlikte göreceğiz. Ama gerçekten de sizin de dediğiniz gibi Tayfun Hoca'nın da belirttiği gibi aslında bu seviyelerin artmasından çok alım gücünün yükselmesi gerekiyor ki bu oranlar nihayetinde yeterli olsun vatandaşlara. Hemen bir diğer konuyla devam etmek istiyorum. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi Nisan sonuçları açıklanmıştı. Baktığımız zaman 53,1 olarak gerçekleştiğini ve eşik değerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Üst üste 3. ay eşik değerin üzerinde geldi İhracat İklim Endeksi. Bu çok olumlu bir sinyal aslında, olumlu bir gösterge. Hem güçlenmeye hem de iyileşmeye işaret ediyor. İhracat İklim Endeksindeki bu değerleri siz nasıl yorumluyorsunuz Tayfun Hocam? Önümüzdeki dönemlerde yansıması nasıl olacak? Neler beklemeliyiz? Evet, kısa vadeli bir etkinin olduğunu, yani bu olumlu tablonun açıkçası kısa vadeli olduğunu söyleyebilirim. Uzun vadeli olarak yorumlayacak henüz materyalleri, veriye sahip değiliz. Tabii ki umudumuz bu yönde. Fakat şu var, yani Fatma Nur Hanım, yani bu tabloyu etkileyen faktörleri açıklamak çok önemli. Yani ne, hangi faktörler bu kısa vadede de olsa bu endeksteki iyileşmeye neden oldu. Tabii ki burada aslında şu an Türkiye, yani özellikle son dönemlerde değişken kur yönetimli sabite de dönerdi. Bakın bu çok çok önemli. Çünkü peki şu an dünyada yatırımlar için mesela çok aslında çok potansiyel bir ortam yok ama bu yatırımcı için aslında bu döviz kuru en azından stabil kaldığı ile ilgili bir görüş oluşturuyor yatırımcıda. Yine aynı şekilde reel faizler konusunda da öyle. Ve bunun, bu iki parametrenin belirli düzeyde istikrarlı sürdürülmesi dış ticarete olumlu olarak yansır. Ki biz kısa vadede bunun yansıdığını görüyoruz. Tabii Türkiye'nin son dönemde otomotiv sektörlerinde olsun gaz, gaz çıkartılması, petrol çıkartılması birçok Türkiye'nin ihracatını ve sanayisini sanayide olumlu sinyaller verecek haberleri duyuyoruz, görüyoruz. Sonuçta bunların da etkisi var ve pandemiden geldik. Çok yüksek enflasyon seviyeleri vardı. Onları biraz elemine ettik. Pandeminin etkilerini ortadan kaldırdık. Deprem söz konusu oldu. Depremden bu yana müthiş bir çaba sarf ediyoruz toplum olarak bunun etkilerinden kurtulmak için. Bu anlamda da olumlu gelişmeler var. Bunların kısa vadede etkileriyle açıkçası görüyoruz şu an. Bunların kısa vadeli meyvelerini alıyoruz. Ancak uzun vadeli olarak yorum yapamıyoruz. Uzun vadede özellikle dış ticaretle ilgili biliyorsunuz ticaret açığımız var ve bununla ilgili yapısal çözümler üretilmesi gerekiyor. Bunu sürekli söylüyorum. Bu çok önemli çünkü. Bizim ülke olarak nitelikli sektörlerde özellikle elektronik, makine sanayi bunlarla ilgili gerçekten TOK gibi kurumsal çözümler üreten sanayinin katma değerini arttıracak büyük şirketlere, büyük kurumsal firmalara ihtiyacımız var. Ki otomotiv sektöründe TOG'un özellikle faaliyete geçirilmesi çok olumlu oldu. Böyle şirketlere ihtiyacımız var. Fatma Nur Hanım, yani bunlar o yüzden
dış ticaretteki bu endeksleri hem kalıcı hale getirmek hem de uzun vadede sorunlarımızı çözebilmek için biraz da uzun zamana ihtiyacımız var. Evet, o zaman kısa vadeli bir iyileşme olduğundan bahsettiniz. Uzun vadede daha yapısal çözümler gerektiğini vurguladınız. Katma değerli üretim, sanayi alanında, elektronik alanında, TOG gibi başka markalarımızda olması gerektiğini aslında değindiniz. Eyüp Bey, siz neler söylemek istersiniz? Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksindeki gelen verilere ilişkin yüzde baktığımız zaman Nisan ayında 53,1 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İyileşmeyi işaret ediyor ama sizin yorumlarınız nelerdir? İhracat ikliminde neler beklemeliyiz? Fatma Nurhanım, geçen ay biliyorsunuz bu endeks 52,6 idi. Son 3 aydan beri yukarı yönlü bir ivme kazandı. 2022'nin başına itibaren biliyorsunuz ihracat iklim endeksi sürekli 9 ay boyunca sürekli bir düşüş trendindeydi. Ve 50 bas puanın altında bir türlü hani kabul edebiliriz seviyeyi yukarı bir türlü kıramadı. Bu da bize ihracattaki sıkıntının özellikle kurun, hani sabit değil mi ama kurun belli bir seviyede devam ediyor olması bunu bir parça etkilemişti. Ayrıca hükümetin enflasyonu düşürmek için aldığı bir takım önlemlerin de onun etkisi var. Ama biz görüyoruz ki son dönemde artık kurun stabil olması ihracatçının kendi iç dinamiklerindeki gerekli önlemleri alıp bunu hızlandırması. Dolayısıyla son 3 aydan beri yukarı yönlü olması bizim için pozitif bir değer. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ihracatın son 40 yıllık endeksine bakıldığı zaman kurun arttığı dönemlerde değil, ihracatın kurun stabil kaldığı dönemlerde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı bu endeksin trendinin 50'nin üzerinde ve yukarı yönlü olarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Peki ben hemen bir başka konuya değinmek istiyorum. Eyüp Bey, aslında sizin tam alanınız olduğu için ilk başta size soracağım bu soruyu. Yabancı sermayeye ilişkin, yani yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesine yönelik seçim süreci nasıl da etkiledi ve seçim sonrası için yabancı yatırımları konusunda beklentileriniz nelerdir? Şu anda nasıl bir seyir var? Yabancılar Türkiye'ye giriş konusunda nasıl bir denklem yaşıyorlar? Sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi Fatma Hanım, yabancı yatırımcıyı biz ikiye ayırmamız lazım. Bir tanesi portföy yatırım olarak atlettiğimiz, işte devlet iç borçlanma senedi ve borsaya giren yatırımcılar. Bunlar portföy yatırımları. Bunlar hızlıdır. Çabuk gelirler, çabuk çıkarlar. Eri doğrudan yatırımlar. Doğrudan yatırımlar işte içeride sanayiye, şirket satın alma birleşmeler gibi üretime yönelik yatırımlardır. Şimdi portföy yatırımlarına baktığınız zaman 90-100 milyar dolarlardan İşte devlet iş borçlanma senedinde 1-1,5 milyar dolar civarında. Borsa İstanbul ise bu rakam 17-18 milyar dolarlar seviyesine düşmüş. Toplamda yani 90-100 milyar dolardan 17-18 milyar dolara düşmüş bir rakam. Portföy yatırımlarına baktığınız zaman ise dünyada özellikle pandemi dolayısıyla 22 trilyon dolarlık bir yüzer gezen bir para var. Ve biz bundan her yıl ortalama 30-40 milyar dolar almamız lazımken biz son 2020'de özellikle bu rakam 7-8 milyar kadar düşmüş durumda. Ama dediğim gibi önümüzde bir seçim var. Seçimden sonra 5 yıllık bir süreç var. Ve ben açıkçası seçimin sonucunun ne olursa olsun Türkiye'nin hem Avrupa'ya yakın olması hem de Türkiye'nin üretim endekslerinin diğer özellikle nüfusun genç olması, Avrupa'ya yakın olması, dolayısıyla üretim alanının genişlemesi, ucuz olması gibi faktörlerle Avrupa'nın kolay kolay gözden çıkaramayacağını düşünüyorum. Artı demin de söylediğim gibi ihracat bizde her zaman için kuru stabil olduğu dönemlerde artmıştır. Dolayısıyla yabancı sermaye önümüzdeki dönemde Türkiye daha hızlı gelecektir. Dediğim gibi hani bizim son dönemde portföy yatırımındaki kaybımız geri gelecektir. Doğrudan yatırımcı için de tahmin ediyorum hükümetin bu alanda ciddi revizyonlar yapması gerektiği kanaatinde. Örnek vereyim. Mesela bakın 2022 yılında gelen 7 milyar dolar yatırıma geçmiş dönemde biz bu rakamları 22-23 milyar dolarlar seviyesine kadar çıktık. Hatta son yıllık ortalamaya bakarsanız bu 17-18 milyar dolardan. Neden yatırımcı gelmiyor? İşte Türkiye'de bir takım süreçler, o süreçlerin sonuçlarının beklenmesi vardı. Seçim de bunlar için çok büyük bir fırsat. İster mevcut hükümeti kalkın, ister hükümeti kalkın, sonuç değiştirmeyecek. Türkiye dünya için vazgeçilmez bir pazar.
Özellikle enflasyon yüksek olması, evet, cazibe merkezi sonuçta. Kim ne derse desin. Hani tabii ki yaşayan bir insan olarak enflasyon iyidir demiyorum ama cazip. Sonuçta hani ben yakın dönemde özellikle bu kaybeden portföy yatırımlarının tekrar geleceğini, hükümetin alacağı önlemler sebebiyle de doğrudan yatırımların tekrardan 20-25 milyar, ha beklentilerin de olması gereken 40-50 milyarları önümüzdeki dönemde bu giden yatırımların tekrar geri geleceğini tahmin ediyorum. Evet, sizin tahminleriniz bu yönde. Tayfun Hocam, hemen sizden de konuya ilişkin yorum alabilirsem. Yabancı sermayenin, yabancı yatırımcıların sizce seçim sürecinde nasıl etkilendiler? Türkiye'ye gelimi, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini siz nasıl yorumluyorsunuz? Seçim sürecinden sizce nasıl etkilendi? Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Fatma Nur Hanım. Yani jeopolitik riskli bir ortam var. Jeopolitik riskler çok yüksek. Dolayısıyla öncelikle küresel sistemin özellikle son dönemlerde 2015'ten sonra, Trump'tan sonraki süreçte özellikle bu portföy yatırımlarında, finansal araçlarda, yani gelişmekte olan ülkelere finans girişlerinde ciddi daralmalar olduğunu gördük. Bunun çok önemli bir şekilde uluslararası finansal piyasalar ve gelişmiş olan ülkelerin uyguladığı politikalarla ciddi bağlantıları var. Daha öncesinden 2000'li yıllarda mesela uluslararası finans sisteminde kaynak bulmak, portföy yatırımları bulmak çok kolay. Türkiye'de geliyordu. Birçok dünyanın ülkesinde bunlar gidiyordu. Çok rahat hareket ediyordu, giriyordu, çıkıyordu. Faizler de düşük orantı düşüktü ve o zamanki yani 2000'li yıllar sonrası 2000 ve 2015 dönemi arasında gerçekten düşük faiz ve bol finans dönemiydi. Ama 2015'ten sonra işler tersine döndü. Trump'tan sonra özellikle gelişmiş olan ülkelerin uyguladığı politikalar değiştiği için tam tersi oldu. Bu sefer yüksek faiz, az finans. Yani dolayısıyla gelişmekte olan birçok ülkeye finans girişi sınırlı düzeye inmiş durumda. Bunun en önemli nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı politikalarla alakalı ki şu an hala daha birkaç gün öncesinde 25 baz puan arttırdı ki evet. Bu arttırdığı puan yani Amerika Birleşik Devletleri'nin reel faizleri arttırması gelişmekte olan ülkelere finansal kaynakların azalması, gitmemesi demek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bunu uyguladığı zaman para Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Gelişmiş olan ülkelere gidiyor. Gelişmekte olan ülkelere maalesef gitmiyor. Hı hı. Zaten gelişmiş ve gelişmekte olan ülke arasında bir ayrım var. Sonuçta kaynaklar gelişmekte olan ülkelerde kıt. Dolayısıyla burayı da önemli atfediyorum. Bir diğer nokta Fatma Nur Hanım. Doğrudan yabancı yatırımlar arasında hocam Eyüp Bey de güzel bir ayrımda açıkladı. Ancak orayı ben biraz daha detaylandırmak isterim. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Aslında Türkiye'ye gelen yabancı yatırım, portföy yatırımlarının Türkiye ekonomisinde bir faydası yok. Hmm. Açık açık söyleyeyim. Yani bunun yani Türk ekonomik sistemine zararı daha çok. Çünkü hızlı borçlanmaya neden oluyor. Borç senetlerinin artması, dış borçların, kısa vadeli borçların artmasına neden oluyor. Biz buna sıcak para diyoruz. Sıcak para imkan yaratır Fatma Nur'un ama daha büyük tehlikeler yaratır. O yüzden biz makroekonomik perspektifte ekonomist olarak doğrudan yabancı yatırımlara daha önem atfediyoruz. Dolayısıyla doğrudan yabancı yatırımlar önemli bir makroekonomist. Ancak doğrudan yabancı yatırımların içinde de birçok faktör var. Yani mesela şöyle bir iki ayrı sınıfa bölebilirim ben bunu. BİVES tipi, yani birleşmeler ve satın almalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımlar ve yeşil alan yatırımları. Fatma Nur Hanım, bakın burada yeşil alan yatırımları Türk ekonomisi için yararlı olur. Birleşmeler ve satın almalar yoluyla yapılan doğrudan yabancı yatırımların da aslında teknik olarak bir fayda getirmesi söz konusu değil. Çünkü yabancı yatırımcı sizin mevcut tesisinizi alıyor, sizin karınıza ortak oluyor, karlar yurt dışına çıkıyor. Dolayısıyla siz mevcut işletmenizi satmış oluyorsunuz. Bu da yanlış. Dolayısıyla doğrudan yabancı yatırımların yalnızca yeşil alan yatırımları makroekonomiye yararlıdır. O yüzden yani şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Her yabancı yatırımcı bir ekonomi için yararlı değildir. Bir gelir sıcak paraya kaynakları, bir gelir üç götürür. Bunun makroekonomiye bir faydası yok. Yani dolayısıyla mesela hatta bunlara belirli sınırlar bile birçok teorisyen mesela der ki sıcak paraya bir sınırlama getir. Yani kısıtla der. Bunu. Çünkü ihtiyatlı ve denge, istikrarlı makroekonomik politikalar için bunlar gerekli.
Aynı zamanda satın alma ve birleşmeler yoluyla yapılacak olan doğrudan yabancı yatırımların da bir faydası yok. Çünkü sizin malınıza ortak oluyor, sizin işletmenizi satın alıyor ve onun karına ortak oluyor. Yani hani bizde bir atasözü vardır ya, tavuk yani altın yumrukla tavuk kesilmez. Evet. Bu kesilmek gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Yumurtayı yemek lazım, yumurtadan faydalanmak lazım. Ancak yeşil alan yatırımları böyle değil. Yeşil alan yatırımlarında bir sanayi kolu ülkenize gelip yatırım yapıyor ve size iş öğretiyor. Çin'de bunun çok büyük faydalarını gördük, Çin ekonomisinde. Size teknolojiyi öğretiyor, size iş öğretiyor, yeni alanlar yaratıyor, ekonomimize katkı sağlıyor. O yüzden benim hani bu anlamda söyleyeceğim şey şu: çok üzülmeyelim yabancı yatırım Türkiye'ye gelmiyor diye. Hiç önemli değil. Türkiye'ye gelecekse yeşil alan yatırımı gelmeli. Evet. 5 milyar dolar gelsin, 10 milyar dolar gelsin, uzun vadede 100-150 milyar dolar katma değer yaratır. Hı hı. Ama o kısa vadeli kaynaklar 100 milyar dolar gelir, 300 milyar dolar götürür. Dolayısıyla biz bunları yaptığımız çalışmalarda gösterdik. Bunlarla ilgili uygulamalı olarak sahadaki bilgileri size aktarıyorum. Dolayısıyla buraya önem atfediyorum. Evet, o zaman önemli olan yabancı yatırımcının, gelen yatırımcının ekonomiye katkı sağlaması, çok sayıda olması değil diye özetleyelim. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. BBN Ekonomi reklam arasından sonra devam edecek. Değerli izleyiciler, BBN Ekonomi devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tayfun Tuncay Tosun ve ekonomist Eyüp Demir konuklarımız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir reklam aramız olmuştu. Yabancı sermayesini konuşmuştuk. Aslında gelen yabancı yatırımcıdan çok onların bize sağladığı ekonomik getirinin daha önemli olduğuna değindi Tayfun Hoca en son. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Baktığımız zaman bu hafta açıklanan TÜİK tarafından bugün açıklanan yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri vardı. Onunla devam etmek istiyorum. Yoksulluk oranının 2022 yılında %14,4 olarak sabit kaldığını görüyoruz geçen yıla oranla. Ondan önceki yıla oranla ülkede 12 milyon kişinin yoksul olarak kaydedildiğini, en yoksul bölgenin %15'lik oranla Adana ve Mersin bölgesi olduğunu görüyoruz. Tüm bu rakamları siz nasıl yorumluyorsunuz? Baktığımız zaman yoksulluk oranının düşmesi için Türkiye'nin neler yapması gerekiyor? Aslında sürekli ücretlerin maaşlarının artırıldığını ama alım gücünün ne yazık ki düştüğünü görüyoruz. Bu konuda tam tersi yapılması için, yani alım gücünün artırılması için neler yapılması gerekir? Buyurun Tayfun Hocam. Patron Doktor, çok güzel bir noktaya değindiniz. Tebrik ederim. Yani gerçekten önemli bir konu bu. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak bir meselesi aynı zamanda. Hani bir parti düşüncesi veya birinin, ekonomistin bir fikri değil. Ne yapmamız gerekiyor? Bakın, çok teori basit bir şekilde bize anlatıyor. Eğer bir ulus, ülke olarak bakacak olursak, nitelikli uluslararası sisteme, eğer nitelikli mal ve hizmet sağlayabiliyorsa, bunun getirisiyle ölçülü olarak o ülkenin geliri artar. Kişi başına geliri artar. Bu diğer ülkelerle karşılaştırılabilir bir analizle de ifade edilebilir. Mesela atıyorum, ilk birinci ekonomi mesela şu an Amerika Birleşik Devletleri GDP gayri safi yurt dışı hasıla piyasa fiyatlarıyla satın alma fiyatıyla baktığımız zaman birinci olan ülke Çin'dir aslında. Ama dediğim gibi, yani burada ülkelerin karşılaştırmalı olarak birbirine kıyasla uluslararası sisteme, uluslararası pazarlara sağladığı mal ve hizmetlerin kalitesi çok önemli. Şimdi Türkiye, demek ki burada önemli bir nokta var. Türkiye ne yapıyor? Yoksulluğu azaltmak için ne yapması gerekiyor? Gelirini arttırması gerekiyor. Gelirini nasıl arttıracak? Biraz önce bahsettiğim gibi karşılaştırmalı olarak ülkeler arasında kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor. Şimdi Fatma Hanım, bunu nasıl yaparız? İşte burası çok önemli. Bununla ilgili iktisatçılarımızın çok farklı görüşleri var. Ancak bunu yapabilmek için bir gelişmekte olan ülke teori diyor ki, çünkü birçok anlamda mesela uluslararası anlaşmalar var. Mesela uluslararası ticaret anlaşmalarıyla ilgili Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü ile yaptığı anlaşmalar var. Ve birçok alanda uygulayacağı vergiler, oranlar belli. Yani Gümrük Birliği ile yaptığımız, Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığımız anlaşmalar var.
Dolayısıyla bu sahaya baktığımız zaman aslında hareket alanı pek fazla yok. Ne kalıyor elimizde? Teşvikler kalıyor. Teşvikleri çok verimli kullanmamız gerekiyor. Burayı özellikle altını çiziyorum. Çin ekonomisi mesela yoksulluğu azaltmada, teşviki ve ihracatı arttırmada, ihracatın niteliğini arttırmada önemli bir kadeder bir başarı elde etti. Hı hı. Ve bu başarı sonucunda 700-800 milyon Çin'in yaşam koşulları, Çinlilerin yaşam koşullarını iyileştirdi. Dolayısıyla bizim ihracatta ülke olarak kaliteli ve hizmet kaliteli mal ve hizmet sunabilmemiz için teşvikleri verimli bir etkili kullanmamız gerekiyor. Burada kurumsal firmaların önemini benimsememiz gerekiyor ve gerçekten yapısal olarak uluslararası sistemde karşılaştırmalı üstünlük elde edebilecek politikaları bizim sadece sözde değil uygulamada gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz bunu yaptığımız zaman ülke olarak, nitelikli olarak sanayimizin niteliğini geliştirdikçe Türkiye'deki yoksulluk bu bahsetmiş olduğumuz rakamların önüne geçmiş olacağız. Yani bunların 12 milyon kişi bayağı yüksek bir rakam. Evet. Dolayısıyla öyle spesifik bazı politika önlemleriyle bunu yapmak mümkün değil. Tabii tasarruf diyoruz, verimlilik diyoruz. Bunların hepsi zaten bahsetmiş olduğum formülün içinde var. Yani evet, siz ihracat yaptıkça ticaret dengenizi sağladıkça tasarrufunuzu yapacaksınız, verimli olacaksınız, kaliteli ve kaliteli mal ve hizmet uluslararası pazarlara sunduğunuz zaman zaten verimliliğiniz de artmış olacak. Dolayısıyla bu sorunu çözmüş olacağız. Biraz buraya çözüm odaklı bakmak gerektiğini düşündüğüm için Fatma Nur'un bu şekilde çözüm odaklı açıklamalar yapmayı uygun gördüm. O zaman siz mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesine değindiniz. Bunu vurguladınız aslında. Bu şekilde üretimi artırdığımızda, bu şekilde revize ettiğimizde ya da kalitesini artırdığımızda zaten yoksulluk oranlarının da düşeceğinden kaydettiniz diyebiliriz. Bu şekilde özetleyebilirim kısaca. Eyüp Bey, siz neler söylemek istersiniz? Baktığım zaman yoksulluk oranının 2022 yılında %14,4 olarak gerçekleştiği 12 milyon kişinin yoksul olarak kaydedildiğini görüyoruz. Türkiye'deki yoksulluk seviyesini azaltmak adına neler yapılabilir? Alım gücünü yükseltmek için, insanların belki de geçinmez konusundaki refahını artırmak için sizce neler gerekiyor? Şimdi Fatma Nur Hanım, bu açıklanan oran biliyorsunuz geçen yılda aynı seviyede. Yani 2021'deki rakam da 14.4 idi. 2022'de 14.4. Şimdi gayri safi milli hasılamız 803 milyarlardan işte 905 milyarlara çıktı. İşte kişi başına milli gelirin 9500'lardan 10.000 işte 500 galiba 65'te yanılmıyorsam o seviyelere çıktığı bir ortamda bu oranın aynı olması Türk İş'in açıkladığı gibi kişi başına işte biliyorsunuz Türk İş'te bir yoksulluk sınırı, açlık sınırı açıklıyor pardon özür dilerim. İşte dedi ki açlık sınırı en son Nisan ayı itibariyle 10.000 liraydı kişi başına 4 kişilik bir ailenlikte 33.000 liraya civarında bir rakam açıkladı. Şimdi gayri safi milli hasıla artarken kişi başına gider artarken bu oranın aynı kalması düşündürücü. Demek ki bizim burada yapacak işlerimiz var. Her seneden önce biz gayri safi milli hasıla eşit bir şekilde paylaştırırsak ve buradan alan ücretlerinin aldığı oran pay artar ise ancak bu değişir. Şimdi büyüme rakamlarına bakıyorsunuz. Büyüme rakamlarında ücretlerinin aldığı pay son 26 yılın en düşük seviyesinde. Demek ki bizim bu alanda gidecek yolumuz var. Her seneden önce birincisi biz gayri safi milli hasılamızı bir an önce artırmalıyız. Artırmak için elimizden gelen bütün tedbirleri hükümet olarak yapmalıyız. İkincisi de kişi başına tüketiciden düşen geliri eşit oranda dağıtmalıyız. Eşit oranda dağıtmadığımız müddetçe biz bu sarmalı tekrar konuşuruz. 2021'de biliyorsunuz bir Covid hikayesi vardı. Özünce insanları zor durumda bıraktı. Biz 2023'e geldik. Üzerine zaman geçti ama 2021 ile 2022 rakamları aynı. Yani o hem o tarihte bütün devletlerin sübvanse ettiği bir gelir desteklemesi varken rakamın aynı seviyede kalması çok da makul. Hani çok önemli değil. Ama milli gelirin arttığı oranda yine yoksulların sınırının %14 gibi çok yüksek, 12 milyon gibi yüksek bir rakamda olması bizim için tabii ki sorun. Bu yüzden önce bizim milli gelir nasıl artıyoruz ona bakmak lazım. Onun için de ciddi anlamda bizim önce rişvet açığını azaltmamız lazım, ihracatı artırmamız lazım,
kilogram başına düşen şu anda 1.9 dolarlık rakamları aynen milli teknolojideki ihracat rakamları gibi yüksek rakamlara getirmemiz lazım. Önce bunu arttırmamız lazım. Daha sonra zaten o arttığı zaman eğer siz dengeli bir dağıtım öngörürseniz bu da kendini ortadan kalkacaktır. Evet, o zaman siz gayri safi yurt içi hasılayı yükseltmemiz gerektiğini, kişi başına düşen milli geliri yükseltirken bunu da aynı zamanda eşit dağılımını sağlamamız gerektiğini ve dış ticaret açığının da bir an evvel kapatılması gerektiğini vurguladınız. Benim bu istatistiklerde ilgimi çeken bir konu daha vardı. Ona da değinmek istiyorum. Hanelerin %60'ının bir haftalık tatil masrafını karşılayamadıklarını belirttiğini görüyoruz. Eskiden herkes tatile gidebilirdi biliyorsunuz ki artık nedense yani artık günümüzde tatile gitmek, tatil masrafları gerçekten de herkesin gidebildiği bir şey olmaktan çıktı. Ne yazık ki aileler artık tatile çıkamadıklarını görüyoruz ya da bu oranları karşılayamadıklarını görüyoruz. Özellikle enflasyon rakamları geldiğinde otel ve konaklama dalındaki enflasyonun çok fazla yüksek olduğunu, bu oranda bir baş çektiğini görmüştük. Acaba neden otel ve konaklamalar bu kadar yüksek oranda bir enflasyona sahip olmuş olabilir? Yurt dışından gelen yabancı talebin olmasına bağlayabilir miyiz bunu? Acaba hani hanelerin tatile çıkabilmeleri için, yani tatil masraflarını karşılayabilecek duruma gelmeleri için nasıl bir iyileştirme gerekiyor? Buyurun Tayfun Hocam. Yine çok önemli bir konuya değindiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten tatil insanların ihtiyaçları gerçekten bu her ailenin, her bir aile fertinin, bireyin aynı zamanda. Önümüzde yaz Tayfun Hocam. Hani tam değinmemiz gereken bir konu diye düşündüm. Evet, verimli olabilmesi için bakın Fatma Nur Hanım, yani gerçekten insanın bir yıllık zaman zarfı içerisinde yoğun çalıştıktan sonra bir yıldın bir 15-20 gün bir ay dinlenmesi gerekiyor ve bunun da aslında bu kişinin verimliliğini elde edebilmek için hani tatil yapması gerekiyor bu insanın. Yani sonuçta bundan bahsetmek istiyorum. Yalnız ekonomik koşullar buna el vermiyor, bunu biliyoruz. Hani geliri yüksek olan vatandaşlarımız bunu yapıyor ancak geliri düşük olan vatandaşlarımız bunu yapamıyor. Sorun da zaten bundan kaynaklanıyor. İşte biraz önce bahsettiğim politikalar aslında bunu da etkiliyor. Çünkü kişinin geliri arttıkça, Eyüp Bey'in de söylediği geliri arttıkça insanların da aslında yaşam kalitesi artıyor. Dolayısıyla o geliri arttırmak çok önemli. Eğer kişilerin bir hane halkının geliri artarsa, hane halkı arttığı gelirlerle paralel olarak bu tarz giderleri finanse edebilecek. Şimdi dolayısıyla bunu uygulayacak ülke olarak çok verimli politikalar uygulamamız gerekiyor. Yani biz yıllarca iktisatçı olarak bunları tartışıyoruz ama aslında yapılacak şeyler belli. Bugün Türkiye mesela belirli endüstrilerde gerçekten çok ciddi atılımlar yaptı. Özellikle mevcut iktidarın uygulamış olduğu politikalarla savunma sanayinin Türkiye şu an gerçekten çok büyük leveller atladı. Aynı politikaları ekonomi için de yapabiliriz. Yani bizim söylediğimiz şey çok farklı değil. Yani dolayısıyla 1980'li yıllarda kurulan şirketlerin uzun vadeli operasyonlarıyla verimli hale gelmesiyle biz bugün savunma sanayinde büyük başarılar elde ettik. Dolayısıyla kurumsallaşmış firmalarımızın ekonomik aktivitelerini güçlendirmemiz ve endüstrinin yapısını nitelikli hale getirmemiz gerekiyor ki ülke ekonomisinin geliri artsın. Ülke ekonomisinin geliri arttığı zaman zaten turizme ihtiyaç duymuyor. Bakın Fatma Nur Hanım, yani turizmle sanayi arasında aslında bir çelişki vardır. Bakın Avrupa ülkelerine İspanya gibi, Portekiz gibi, İtalya gibi ülkeler 2011 senesinde kamu borcu krizinde krizin merkezinde olan ülkeler bunlarda. Şimdi bu ülkelerin gelirleri turizme bağlı olan ekonomilerde. Turizme evet. bağlı olan ekonomi hassas ekonomidir. Evet, yani kırılgan ve hassas. Tehlikeye ve istikrarsızlıklara açıktır. Dolayısıyla bir ülke ekonomisi turizmden tamam gelir elde edebilir. Buna diyeceğimiz bir şey yok. Ancak bir ülke turizme güvenerek istikrar elde edemez. Ne gerekiyor? Sanayi gerek. Türkiye'nin açımızı bu. Her şeyin ortak, yani Türkiye'deki bütün ekonomik problemlerin ortak paydası bu. Yani bunu çözmemiz gerekiyor. Özellikle de pandemi sürecinde gördük değil mi Tayfun Hocam? Evet, ticaret açıklarını ortadan kaldırıp gerçekten sanayi politikası, verimli sanayi politikaları uygulamamız gerekiyor. Zaten iktidar bunu savunma sanayinde yaptı. Şimdi aynı şeyi savunma sanayinden biraz nitelikli sektörlere kaydırmamızın zamanı geldi. Yani elektronik sektörler dünyada çok önemli. Bugün Çin, Güney Kore gibi
Japonya gibi dünyadaki o batı ülkelerinin dominant gelişmişlik parametrelerini kıran bu ülkeler bu sektörlerde başarılı olamadılar. Güney Kore, keza Singapur, keza Çin gibi ülkeler nitelikli elektronik makine sanayinde büyük atılımlar yaparak başarılı oldular Fatma Nur'a. Aynı şekilde Türkiye için de başka bir çözüm yok. Yani ben hani size farklı bir çözüm burada ortaya koyamam. Başka bir çözüm yok. Dolayısıyla kişilerin gelirlerini artıracak endüstriye ihtiyacımız var. Almanya'da bugün milyonlarca insan Türkiye'ye gelip tatil yapabiliyor. Nasıl yapıyor bunu? Çünkü sanayisi var. Almanya'nın gelişmiş bir sanayisi var. Bunu yapabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Ben sözü daha fazla uzatmadan Eyüp Bey'e vermek istiyorum. Daha fazla hani bu konuda açıklama yapmak istemiyorum. Buyurun. Estağfurullah. Peki Eyüp Bey, siz neler söylemek istersiniz? Hanelerin artık %60'ının haftalık tatil masrafını karşılayamadığını görüyoruz. Enflasyon rakamlarında da otel ve konaklama çok fazla ön plana çıkıyordu. En çok artışın olduğu kalemlerden bir tanesiydi. Otel ve konaklama neden bu kadar yükselmiş olabilir fiyatları? Neden artık karşılanamıyor olabilir? Yabancı talebin yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Şimdi şöyle yapalım Fatma abi. Önce 2021 yılına gidelim. Pandemi sürecinde Türkiye'ye yaklaşık 24,5 milyon adet turist gelmişti. Ve Türkiye'nin 24-25 milyar dolar bir turizm geliri vardı. Bu sene 50 milyon adet turist bekleniyor ve turizm gelirini Sayın Bakanımız 44 milyar dolar civarı olarak açıklamıştı. Şimdi dolayısıyla her şeyden önce dışarıdan bir talep söz konusu ki pandemide artık biliyorsunuz aşı dolayısıyla kapandı. İnsanlar çok rahatça seyahat ediyor, uçaklar uçuyor, işte otellerde insanlar konaklanıyor. Birinci dışarıda bir talep var. İkincisi içeride biliyorsunuz enflasyon sebebiyle bir alım gücündeki düşüklük var. Enflasyondan kaynaklı alım gücündeki düşüklük iç piyasadaki talebi bir parça etkiliyor. Sizin de dediğiniz gibi insanların işte insanların için olsa işte birincisi barınma, sağlık, eğitim, ardından da tatil geliyor. Tatil içinde bir bütçeleri lazım. O bütçe içinde insanların ciddi bir gelir elde etmesi lazım. Zaten pandemiyle başlayan bu daralma ve daralmanın akabinde piyasaya bol miktarda merkez bankaları tarafından sürülen likide bütün dünyada bir enflasyona sebep oldu. Türkiye'de bunların hesabını aldı. Tabii ücretler enflasyon oranında gelirini arttıramayınca tabii ki gelirler enflasyonun altına kaldı. Fakat fiyatlar enflasyon seviyesinde çok rahat artılınca tabii ki bundan da en çok ücretli kesim etkilendi. Dolayısıyla ücretli kesim rahat rahat bir tanesini yapamaz duruma geldi. Sizin de az önce söylediğiniz sebep bu. Bunu nasıl biz lehekleyebiliriz dediğimiz zaman da Tayfun Bey zaten bunu çok güzel izah etti. Dedik işte aynen savunma sanayindeki gibi bizim hem milli geliri artırıcı hem de kişi başına düşen bu geliri etkin bir şekilde ve eşit bölüşmüş şekilde yapmamız bunu hızlı bir şekilde toler edecektir. Ama ben yine söylüyorum. Önce biz milli geliri artırıp bunun için de eğer ihracatının vazgeçilmez bir parçası sayacaksa kilogram başına düşen bu rakamın hızla bizim 15-20 dolara seviyesine çıkartmamız lazım ki Türkiye daha refah, daha hızlı bir gelişme kaydetsin bu alanda da. Evet, sizin de yorumlarınız bu şekilde. Ben hemen biraz seçim sonrası sürecine gitmek istiyorum ve iş dünyasına değinmek istiyorum. Seçim sonrası için iş dünyasının sıca beklentileri neler? Baktığımız zaman finansmana erişim konusunda sıkıntıların olduğunu dile getiren birçok iş dünyasının ismi olduğunu biliyoruz. Seçim sonrası için neler yapılmalı? İş dünyasının iyileştirilmesi için, onlar için daha iyi bir alan yaratılması için. Buyurun Tayfun Hoca. Evet, yani Fatma Nur şu an... Türkiye'de şu an bütün Türkiye ülke olarak seçime odaklanmış durumda. Evet. Ve dolayısıyla seçimin sonucunu bekleyeceğiz. Hepimizi etkileyecek. Tabii ki, hani YSK'nın açıklamasıyla belki biraz zaman alabilir. Daha sonrasında kim kazandıysa, Türk halkı kime yetki verdiyse o işin başına geçecek. Şimdi burada açıkçası söylemek gerekirse hani partilerin ve hani ittifakların farklı politikaları var. Yani dolayısıyla hangi parti iş başına gelip neler yapacak? Bununla alakalı olarak öncelikle bir resme bakmamız lazım. Yani neler ortaya koyacak? İşte beklentiler ise şu. Yani aslında iş adamının beklentisi sabit, belli. Fatma Nur'un ne bekliyor? Onu hemen söyleyeyim. Yani rekabet edebileceği, dünyayla rekabet edebileceği, uluslararası sistemde rekabet edebileceği makroekonomik koşulları bekliyor.
iş adamı. O koşullarda çünkü rekabet edebilir. Başka bir alternatifi yok. Yani dolayısıyla istikrarlı kur, istikrarlı faiz, istikrarlı para politikası, istikrarlı mali politikalar bekliyor iş adamı. İş adamı sürpriz beklemiyor ve istikrarı uzun dönemde konumlandıracak politikalar bekliyor. Aslında bekledikleri bu. Ancak bazı çevreler, Türkiye'de şöyle bir durum var. Bazı çevreler döviz kurunun yapay olarak azaltılma, yani Türk TL'nin değersiz hale getirip ihracatların artırılmasından bahsediyor. Bu çok yanlış olur. Zaten yaptığımız şey buydu. Yani bu TL 20 TL 1 dolar 20 TL'ye kadar geldi. Bu süreç içerisinde yeterli tecrübeyi elde ettik. Yani bugün 1 TL bugün Çin yuanına karşı TL 3 katı kadar değer kaybetmiş durumda. Biz yine Çin ithalatları yapıyoruz. Yine de baş edemiyoruz. Yani sonucu burada görmemek lazım. Sonuç şu. Dolayısıyla Türkiye'deki iş adamı istikrarlı makroekonomik koşullar bekliyor. Enflasyonla, döviz kuruyla, reel faiz ve bu parametreleri istikrarlı yöneten bir makroekonomi bekliyor. Benim tavsiyem kim gelirse gelsin hangi Türk halkı seçimini yapacaktır. Dolayısıyla işin başına hangi ittifak grubu geçerse geçsin bunları yapmalı. Ve dolayısıyla iş adamlarının beklentilerini karşılamalı. Ancak bu yani TL'nin değersiz hale getirilmesi çözüm değil Fatma'nın. Evet, sizin görüşleriniz bu şekilde. O zaman dünya ile rekabet edebilir bir iş ekosistemi aslında oluşturulması gerekiyor. Eyüp Bey, siz neler söylemek istersiniz seçim sonrası için? Sizce iş dünyasının beklentileri nelerdir? Nasıl bir ortam yaratılmalı? Seçim sürecinden sonra sizce iş dünyasının ne gibi talepleri olacaktır? Şimdi Fatma Hanım, biliyorsunuz belirsizlik bütün iş adamları için yatırım yapmaktan imtina ettiği bir dönemi gerektiriyor. Neden? Çünkü işte döviz kurunun ne olacağı, enflasyonun ne olacağı, bu bir iş adamı için, daha doğrusu bir yatırımcı için belirsiz bir ortamda yatırım yapmak geleceği tahminde zorlayacağı için bundan imtina ile beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla gelecek hükümet hangi kararı olursa olsun, mevcut veya hükümet değilsin, bir defa önümüzde zorlu bir süreç var. Neden zorlu bir süreç var? Şimdi dünya pandemiden sonra enflasyon belasıyla başa baş bir mücadele içerisinde. İşte tüm dünya, sadece bu Türkiye'ye has bir olay değil biliyorsunuz. Enflasyonu tüm dünya mücadele ediyor. Neden? Çünkü pandemi döneminde merkez bankalarımızda piyasa sunan likizler, bu likizlerin sunmanında çeşitli sebepleri var. İşte hatırlarsanız Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri 10 yıl tahvili 0.30 kadar düşmüşken şu anda 3.5'larda. Herkes faiz arttırdı. Her ülke enflasyonla mücadelede. Birincisi enflasyon gibi bir sorun var. Seçimden sonra gelecek hükümetle ilgili. İkincisi kur. Kur bir şekilde halledilir. İnsanların kuru artacak, düşecek. Artması düşmesi çok çözüm değil. İhracatın teşvik için sadece kurun artmasına gerek yok. Bir takım teşvikler vardı. Geçmiş yıllarda biliyorsunuz DİF dedi, Devlet Fiyatları İstikrar Fonu'ndan ihracatına dönen ciddi primler vardı. Bunlar bir şekilde onlar telör ederiz. Önemli olan istikrarlı olması. Hı hı. Sonuçta Merkez Bankası'nın açıkladığı bir politikası faizi var ama piyasadaki faizler onun çok dışında. Bununla ilgili hükümetin alması gerektiği bir önlem var. İşte sonuçta hükümetin şu anda uygulamış olduğu bir yeni Türkiye modeli dediğimiz bir model var. Amaç cari açık kapatmak ama baktığınız zaman cari açık kapanmadığı gibi artan bir ivmede. Bununla ilgili bir hükümetin alması gereken bir tedbir var. Sonuç itibariyle biz tüm iş adamı kesimleri yeni hükümetten beklenti veya mevcut hükümetten beklenti seçim sonrası bu konuların bir an önce masaya yatırılıp hızlı bir şekilde bu konuların ele alınarak çözüme kavuşturulması. Dolayısıyla her iki kanat için söyleyeceğim. Seçimin sonucu ne olursa olsun her iki tarafta zor bir süreç bekliyor. Önemli bir süreç bekliyor. Çünkü dediğim gibi bu sadece Türkiye'nin problemi değil, bu dünyanın problemi. Dikkat edin, tüm dünya bununla mücadele ediyor. Avrupa mücadele ediyor, işte Amerika mücadele ediyor, Çin mücadele ediyor. Tüm büyük ekonomiler, tüm küçük ekonomiler bununla mücadele ediyor. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi şu an için küresel piyasalarda enflasyonla mücadele var. Sadece bizim ülkemizde değil, birçok ülkede enflasyonla mücadele söz konusu. Bu mücadele de seçimden sonraki en büyük gündemlerden bir tanesi olacaktır. Şimdi reklamdan önce kısa iki tane haberimiz olacak. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1.488.000'i aştı. Yurt dışı temsilciliklerde 2018 seçimlerinin rekoru kırıldı. ...14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi sürüyor. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında kullanılan oy sayısı 1.488.842'ye ulaştı. Gümrüklerde 100.897, yurt dışı temsilciliklerde ise 1.387.945 oy kullanıldı. Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlardan 2018 seçimleri için 1.358.584 kişi sandık başına gitmişti. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs'ta, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17'de sona erecek. Seçimlere sayılı günler kala... Değerli izleyiciler, BBN Ekonomi devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tayfun Tuncay Tosun ve ekonomist Eyüp Demir konuklarımız. Evet, aslında ekonomiye dair konuşuyorduk ama siz küresel piyasalara da değinmiştik. Tam olarak küresel piyasalarda da enflasyonla bir mücadele olduğundan bahsetmiştik. Tam da böyle demişken ben birazcık küresel piyasalara geçiş yapmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçeceğiz. Baktığımız zaman orada bankacılık krizinin tetiklendiğini biliyoruz. İki büyük bankanın battığına tanık olduk. Biliyorsunuz ki JP Morgan tarafından satın alındığını gördük. First Republic Bank'in geçtiğimiz hafta. Bu yaşanan batışlardan sonra, satın almalardan sonra bankacılık hisselerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde endişe veren bir teknik seviyenin hakim olduğunu görüyoruz. Sizce bankacılık krizi geçti mi? Önümüzdeki dönemlerde başka bankaların da aynı şekilde iflas ettiğine tanıklık edecek miyiz? Sizin görüşleriniz nelerdir? Buyurun Tayfun Hocam. Evet. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bu bankacılık resesyonu dersek şu an daha doğru bir ifade olur. Bazı kaynaklar bunu aynı zamanda hani bir durgunluk bir belirtisi olarak ifade ediyorlar. Öncelikle arkasını görmemiz lazım. Fatma Nur Hanım, hala da arkası ortaya çıkmadı. İlk başta biliyorsunuz Silvergate ve Silikon Vadisi'nin iflas etmesiyle özellikle süreç başladı. Daha sonra Signature Bank eklendi. Bir sonraki süreçte ise The First Republic'i biliyorsunuz JP Morgan aldı. Çünkü hisse senetleri çok düştü. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda iki tane bölgesel banka var. Oraya geleceğim şimdi. Dolayısıyla buna neden olan faktörleri ortaya çıkartmak gerekiyor. Neler buna neden oluyor? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı faiz politikası burada öne çıkıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı faiz politikası belirli sektörlerde doları değerli hale getirip mesela bu kripto sektörlerinde ciddi açıklara neden oldu. Kripto sektörlerinin ve ekonomideki faizleri artırması dolayısıyla ekonominin üretkenliğinde yani şirketlerin fon bulup üretimlerini arttırmasında da aslında bir sıkıntı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla genel olarak baktığımız zaman dış ticaret açığı veren bir ülke olarak Amerika tüketimi üretimden çok olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Devasa dış borcu olan ve bu borçları da ciddi düzeyde kaynakla ödeme yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla sorunların arttığını görüyoruz. Şimdi sorunlar aslında küçük bankalarla sınırlı. Yani bunun bir kaynakta yaklaşık 300 milyar dolara yakın bir kaynağın Amerikan bankacılık sektöründe yok olduğunu söyleyen bir takım haberler gördük. Ancak henüz daha hala arkasını göremedik. Amerika nedeni şu, Amerika Birleşik Devletleri'nden clear veriler gelmiyor. Yani veriler açıkçası söylemek gerekirse doğru yorum yapabilecek veriler değil. Mesela şöyle söyleyebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an 31,5 trilyon dolara dayanan bir borç sorunu var. Ve bu borcu cumhuriyetçiler diyor ki artık yeter. Yani bu borç sürdürülemiyor. Dolayısıyla kaynak tasarrufu sağlayan, harcamaları kısıtlayan bir formül
bulunması gerekiyor. Demokratlar da buna karşı çıkıyor. Çünkü halkın harcamalarının azalması oy kaybıyla sonuçlanabileceği için şu an iki parti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir açmaz var ve Amerika Birleşik Devletleri temerrüte de düşebilir. Temerrüte düştüğü zaman nakit problemi ve uluslararası camiada ciddi bir imajın zedelenmesi gibi bir durum ortaya çıkıp yani yükümlülüklerini yerine getirememe gibi bir durum ortaya çıkacak. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun yanında bankacılık resesyonu, enflasyon istenilen düzeyde değil, finansal sektörlerde sıkıntılar var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok sorun varken Amerika Birleşik Devletleri geçen hafta gelen bir istihdam verisi olumlu çıktı. Ve dolayısıyla yayılan haber ekonomide yani tek bir istihdam verisine dayanarak pozitif dışsallık yaratılıp hani işler yolunda imajı veriyor. Ya yani bu söylediğimiz faktörler işte dış borçta tıkanma, bankacılık resesyonu, enflasyondaki sorunlar Türkiye'de olsa öyle bir haberler çıkartılır ki yani dolayısıyla Türkiye ekonomisi sanki temelde düşmüş gibi bütün evet. risk parametreleri uçar gider Türkiye'de. Ama Amerika Birleşik Devletleri tüm felaket senaryoları yazılırdı. Bu kadar soruna rağmen yani kalkıp bir istihdam parametresiyle bizde işler yolunda diyor. Evet. Bütün dünyada bunu izliyor. Ya bu istihdam verisinin doğru olması da şüpheli çok. Hangi sektörlerde, nereden geliyor, kaynağı, temeli ne? Yani finansal sektörde sorun var. Bankacılık resesyonu var. Dış borç sorunu tıkanmış durumda. Birçok parametreler. Nereye Amerika Birleşik Devletleri'nde dış ticaretteki korunmuş düzeyde nereye ne satıyorsun da sen istihdamın güçlü ben anlayamıyorum. Yani Apple'ın verisini kullanıyor. Yani Apple çok istisnai bir örnek tamam. Apple 3 trilyon dolar değerinde olan bir şirket. Yani Apple'ı ortaya koyarak bizde Apple var. Apple'ın verisine bakıyoruz. Yani bu çok dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef clear verilerin gelmemesi yorum yapmakta bizi zorluyor. Dolayısıyla resesyon aşağı yukarı 300 milyar dolarlık bir kaynağı buharlaştırdı Amerika Birleşik Devletleri'nde ama doğru düzgün veri gelmediği için, kaynak gelmediği için biz bunları böyle parti parti her gün bir banka hisse senetleri düşüyor. İşte büyük bir finansal kuruluş onu satın alıyor. Böyle olaylarla karşı karşıyayız. Ama bunun arkasında ortaya çıkacak verileri saklıyorlar. Dolayısıyla göremiyoruz ve yorum yapamıyoruz. Dolayısıyla kesin sonuçlara burada Fatma Nur'un ulaşmak zor. Ama işlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik açıdan iyi gitmediğine dair birçok parametre var. Bunlar ağır basıyor. Ben özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Evet, kesinlikle sizin de ifade ettiğiniz gibi bizde olsa aslında bütün felaket senaryoları yazılır. Tüm dünya basını bunu konuşuyor olurdu ama Amerika Birleşik Devletleri'nde olunca herkes aslında bir nevi örtmeye çalıştı durumu. Şu anda iyi bir tablo, iyimser bir tablo çizilmeye çalışılıyor. Fakat birçok sorun olduğu aşikar. Baktığımız zaman hem yüksek faiz oranlarıyla beraber yapışmış bir enflasyon var. Sizin de dediğiniz gibi dış borç seviyesi yüksek. Biraz Amerika'da şu anda durumun sıkışmış olduğunu tayin edebiliyoruz hepimiz. Eyüp Bey, siz neler söylemek istersiniz? İki büyük bölgesel bankanın çöküşüne tanıklık ettik. Birçok bankanın da battığını gördük. Sizce Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık krizi geçti mi? Önümüzdeki dönemlerde başka bankalarda da sorunlara tanık edecek miyiz? Yine baktığımız zaman faiz politikasında değişikliğe gitmediğini, Fed'in 25 bas puanlık artışa gittiğini gördük. Bu bankaları nasıl etkileyecektir? Sizin yorumlarınız nelerdir? Şimdi Fatma Hanım, önce bu kriz aslında yeni bir kriz değil. Bu kriz bir krizin devamı. Hangi krizin devamı? 2008'deki Lehman Brothers'ın başlaşı, o dönemdeki, yine söyleyeceğim, biliyorsunuz büyük kurtarışlar oldu. Piyasaya büyük paralar enjekte edildi. Ardından pandemi sürecinde bu devam etti. Ben pandeminin başlangıcında yine birçok canlı yayında hep şunu söyledim. Dedim ki bu paralar basılıyor çok güzel, dağıtılıyor da çok güzel ama bunlar çok ciddi sorunlar çıkaracak. Bu paraları toplamak büyük enflasyona sebep olacak ve bununla ilgili çok ciddi bankacılık krizine çıkacak. Şimdi dolayısıyla şimdi her iki bankadan baktı ona bakmak lazım. Bir tanesinde işte aktif toplam 200 milyar dolar, diğerinin 110 milyar dolar, üçüncü bankanın 80 milyar dolar civarında olduğu söylüyor. Tabii rakamlar çok net değil, az önce Tayfun Hoca'nın da söylediği gibi clear bilgiler, temiz bilgiler geldiği için biz onu çok yorumlamakta hani yanlış yapabiliriz. Ama görünen şu ki birinci bankanın batış sebebi işte bankanın elinde yaklaşık 18-19 milyar dolar düşük faizli devlet iç borçlanma senedi var. Biliyorsunuz ben az önce de söyledim. 0.38'e alınan işte 10 yıllık tahviller
3000 lira çıkınca ister istemez bir de problem yaşıyor. Bir de dijital ortam o kadar hızlı ki, hani dijital bankada çok iyi diyoruz ama o bankadan bir günde yaklaşık 25-30 milyar dolar çekildi. Bu da ne yaptı? Bankanın likidesini probleme hale getirdi. Bugün siz hangi bankaya giderseniz gidin, mevduatın ciddi bir kısmını banka kasasına nakit olarak tutmuyor. İşte bunu tutuyor, kredide tutuyor, işte farklı enstrümanlarda tutuyor, borsada tutuyor, fonda tutuyor. Dolayısıyla bu tarz bir likide krizi, işte Amerika'da iki bankayı, son vali üçüncü bankayı hatta gündeme geldi. Onu da işte diğer bankasını aldı. Bu devam eder mi? Hatta insanlar şey dedi, acaba Avrupa'ya da sıçrar mı? Avrupa'da biliyorsunuz bir banka vardı, o banka tarafına satın alındı. Dolayısıyla işte aslında Credit Suisse aslında bir örnek değil. Çünkü Credit Suisse çok uzun süreden beri konuşuluyordu. Aldığı cezalar, işte açıkladığı zararlar falan. Bence bu tehlike bitmiş değil ama hani her iki bankanın batış sebebi biraz da farklı enstrümandan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu devam eder mi? Dediğim gibi etme ihtimali var. Çünkü her iki bankanın, daha doğrusu üç bankanın toplamı 400 milyar dolar civarında ama Amerika'nın trilyonluk ekonomisine baktığın zaman büyük bir rakam bu. Çok çok küçük bir rakam. Zaten hemen arkasının işte bizdeki gibi tasarruf mevduatı sigorta fonu gibi Amerika'nın tasarruf mevduatı sigorta fonu dedi ki biz kimse Moody telaş etmesin. Biz bunların tamamını kapsama altına alacağız. Kapsama altına alındı ve Moody'ler ödendi. Ha bu devam eder mi? Bence edebilir. Neden? Çünkü 3,5 lira çıkan bir faiz oranı var. Amerikan devlet tahvillerinin iç borçlanma senetlerinin yaklaşık şu anda işte 3.40'larda sabah 3.45'lerde işlem görüyordu. Toplandığı zaman alınan bankaların aldıkları faiz oranına bakarsınız bunlar 0.5-1.5-2'ler civarında. Dolayısıyla bunları likide etmekte zarar yazıyorlar. Ki bildiğim kadarıyla SVB Bank'ın zararı da 1.8 milyar dolardı. Zarar açıklamasının akabinde hissedarların ve hissedarların bankanın sermayesini artırmakta imtina etmesi bankaya mevduat çekimini artırdı. Ardından Signature Bank'ta Mainstream Bank'ta şeklindeydi. Beraber de getirdi. Ha devam eder mi bilmiyorum çünkü Amerika'nın bankaların mali yapılarının hakkında çok fazla bilgi yok. Ama gördüğüm şu ki 2008'de o piyasaya enjekte edilen paralar önce Lehman'ın sorunlarla gidilmesi, o paraların hızla çekilmesi, ardından pandemi sürecinde bunun devam etmesi uluslararası küresel piyasalardaki bir şişkinliğe akabinde de faizin hızla artmasından dolayı bir probleme sebep oldu. Bakıyorsunuz kısa sürede de enflasyonun müdahale sebebiyle Avrupa ve Amerikan merkez bankaları faiz artırmaya devam edecek. Küçük de olsa dozajı artırırlar. Her iki banka biliyorsunuz Mayıs'tan 25 artırırlar. Ama görünen o ki bu devam ettiği müddetçe bir takım bankaların daha Avrupa devam ettiği sorun haline gelebileceği yönünde benim tahmin ettim. Evet, o zaman siz aslında bu krizin çok daha evvelden olan bir krizin devamı olduğunu vurguladınız. Bundan sonraki süreçte de devam edeceğini siz de öngörüyorsunuz. Siz de aynı şekilde büyük sıkıntılar olduğunu, Amerikan ekonomisinde sorunların olduğunu siz de aslında değindiniz. Hepimiz birlikte göreceğiz aslında. Birçok kuruluşun da uluslararası derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamalarda da Eylül-Ekim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin resesyon beklentisi artık dillendiriliyor. Hep beraber göreceğiz süreci. Şimdi küresel piyasalarda bir iki konu daha var girmek istediğim. Çin'in dünya çapında artan jeopolitik risklerle altın rezervlerini artırdığını görüyoruz. Baktığımız zaman altın rezervi artırma eğilimi neyi ifade ediyor? Birçok ülkede, birçok dünya ülkesinin merkez bankasının altın rezervini artırdığına tanıklık ettik bu dönemde. Başta Türkiye olmak üzere. Bu tarz bir rezerv artırması neyin işaretidir? Altın almaya ne iter acaba merkez bankalarını? Nasıl yorumlamalıyız? Buyurun Tayfun Hocam. Öncelikle şunu belirteyim. Çin olunca tabii Çin benim uzmanlık alanım olduğu için bu alanda yaptığım çalışmalarda aslında Çin rezerv kaynaklarının büyük bir bölümü altına dayanıyor. Bu ona orada hani uluslararası rezervleri Çin'in böyle bir politikası var aslında. Şimdi ihtiyatlı makroekonomilerde Fatma Nur'un şöyle bir özellik var. Çin gibi ülkeler özellikle rezervi çok önemsiyor. Yani dolayısıyla bu rezervin belirli olgunlukta olması Çin ekonomisi için çok önemli. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer Japonya gibi diğer Avrupa ülkelerinin en önemli eksikliklerinden bir tanesi de bu. Rezervi arka planda görmek.
Şimdi şöyle bir durum var aslında. Ben bu kısma değinmek istiyorum. Şimdi Avrupa ekonomileri entegre ekonomiler. Birbirleriyle entegre oldukları için rezerve fazla ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin özellikle en doğal sonuçlarından bir tanesi de düşük rezerv sonuçlanması. Yani şu an mesela Avrupa Birliği ülkeleri birbirine bağımlı. Dolayısıyla kamu borçları çok yüksek. Ancak rezervleri çok yetersiz. Çünkü bu bağ teorik olarak bu ülkelerin rezervlerini düşürdü. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri için de söz konusu. Hem Amerika ile Avrupa ülkeleri olan dirsek teması hem kendi ekonomik dinamikleri dolayısıyla çok düşük düzeyde rezerv var. Şimdi rezerv merkantilist çağdan da gelir. Bir ülke ekonomisinin gücünü gösterir Fatma Nur Hanım. Yani dolayısıyla merkantilist yaklaşımda da altın vardır. Altın rezervde devletin rezerv kaynakları altın olmalı. Bu o teorinin doktrinin bazı kesimden doktrin diyor. Ben teori diyorum. Merkantilist yaklaşım temelinde bu var. Altın rezerve. Rezerv dediğim şey aslında doğal olarak altındır. Şimdi dolayısıyla bir ülkenin altını fazlaysa o ülke zengin ülkedir Fatma Nur Hanım. Eğer bunu Çinliler çok iyi biliyor. Ne anlama geldiğini de çok öyle. Merkantilistler neden altın rezerv aracı olarak gördüklerini burada açıklamamız gerekiyor. Tabii piyasaya, mesela piyasaya olan güven sarsıldığında altın devreye giriyor. En önemli nedenlerden bir tanesi bu. Altın aynı zamanda değerli bir maden. Geçerli bir kaynak. Bazen sorun dolarınızı kullanamayabilirsiniz. Bazen sorunları euronuzu kullanabilirsiniz. Swift sistemi sizi dışlayabilir. Birçok politik risk ortaya çıkabilir. Ama altın kullanılabilecek bir kaynaktır. Geçen hala daha çok önemli bir kaynaktır. Dolayısıyla Çin burada jeopolitik risklerle orantılı olarak rezervlerini güçlendirmek için bu eylemi yapıyor. Çünkü bir jeopolitik bir savaş ortamındayız. Yani Avrupa ve Amerika bir tarafta, Rusya, Çin ve gelişmekte olan ülkeler, Doğu bloğu bir tarafta. Yani savaşın içindeyiz ve aslında bu Ukrayna, Rusya, Suriye'den sonra Ukrayna'da çıkan savaş dalgasının da kutuplaşma neticesinde ortaya çıktığını görmemiz lazım. Bugün Rusya tek başına değil. Rusya eğer tek başına olsaydı Rus ekonomisi bugün bitme noktasına gelirdi. Ruslar gerçekten çok ciddi ekonomik problemlerle karşılaşırdı. Dolayısıyla Hindistan ve Çin'den de destek buluyor. Yani dolayısıyla bu ortamda Çin doğru olan hamleleri yapıyor ve böyle bir kutuplaşmış sistemde bir devletin güç unsurları, çünkü bu yani ihtiyaç olduğu zaman kullanılabilecek bir kaynak olduğu için rezervi önemsiyor ve rezerv tutuyor. Bakın şu an dünyada hiçbir ülke için bu haberi duymuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin rezerv arttırma kararı yok. Avrupa zaten bunu yapacak güçte değil. Keza Yunanistan'da borçlar iki katına kadar, gayri safi yurt hazinesinin iki katına kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla Çin tıpkı 45 yıl ekonomi politikasında büyüdüğü gibi, 45 yıl istikrarlı bir düzeyde büyüdüğü gibi doğru bir atılım, doğru bir karar vererek rezerv arttırıyor. Bu benim söylemek istediklerim bu. Tabii farklı yorumlar da yapılabilir burada. Ancak benim perspektifim, ortaya koyduğum yaklaşımlar bunlar. Çin'in altın rezervleriyle alakalı açıklamaları bunlar. Evet, peki Eyüp Bey, siz neler söylemek istersiniz Çin'in şu anda baktığımızda altın rezervlerini ard arda 6. ayda artırdığını görüyoruz. Birçok Merkez Bankası'nın şu an için altın rezervini artırma eğilimine gittiğini görüyoruz. Nasıl yorumlamalıyız sizce? Sizin görüşleriniz nelerdir? Patlıyorum, biliyorsunuz altın güvenli. Ekonomistler her zaman şimdi altını ifade ettiği zaman güvenli olarak ifade eder. Çünkü siz herhangi bir riskten kaçındığınız zaman gideceğiniz tek yer altın. Çünkü tüm dünya tarafından kabul görmüştür. Dolayısıyla her şey önce altın bir defa güvenli bağ. Çin'in özeline baktığınız zaman Çin 2019'dan beri ilk defa 4 yıl aradan sonra tekrar altın olmaya başladı. Hatta bildiğim kadarıyla 65 milyon ons civarında rezerv var. Yani kabaca 130, 132 milyar dolar civarında bir altın rezerv var. Çin'in bunu yapmasının asıl sebebi, biliyorsunuz, pandemiden önce Amerika ile arasında bir ticaret, soğuk ticaret savaşı vardı. Ardından Çin özellikle dolar ve eurodan arınmak için altın rezervini yavaş yavaş artırmaya başlamıştı. 2022'de de işte pandemi sonrasında bunu hızlı bir noktaya getirerek top seviyeye getirdi. Gerçi bütün bu merkez bankalarının altına girişinin sebebi ise demin dediğim gibi özellikle güvenli bir liman olması. Çünkü uluslararası piyasalarda bir yavaşlama var.
resesyon var, bir kaos var. Güvenli olan tek yer altın. Dolayısıyla rezervin altın olarak artması gayet normal. En önemli etken de özellikle euro ve dolardan kaçınmanın rezervlerdeki en güçlü sığınak altın. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu yöndeki hamleleri gayet sağlıklı ve doğru. Evet, o zaman tamamdır. Şimdi küresel piyasaları geçelim. Birazcık seçime odaklanalım. Pazar günü seçim var. Ertesi günü, pazartesi günü uyandığımızda Borsa İstanbul'da, döviz kurlarında, altında sizce nasıl bir atmosfer hakim olacak? Sizin tahminleriniz nelerdir? Seçim sonrası için yatırım enstrümanları olarak hangileri sizce ön plana çıkacak diye şöyle bir sormak istiyorum. Buyurun Tayfun Hocam. Evet, yani dediğim gibi öncelikle Fatma Nur'un gerçekten bir sonraki aşamaya karar vermek için önceki aşamada ne olduğuna bakmak lazım. Bu çok önemli de stratejide. Çünkü hani uzman stratejistler kararları aslında bellidir ne yapacaktır ama öncelikle en son aşamada yolun onu nereye götüreceğini bilmek ister. Şimdi biz de öncelikle bu seçimi bir önce yaşamamız lazım, görmemiz lazım. Hı hı. Seçimden sonra hani ne olacağını öncelikle politik zemini bir tanımlamamız, görmemiz lazım. Çünkü taraflar farklı. Yani ittifaklar farklı politikalar benimsiyor. Bu çok önemli. Yani işte bunlardan bir tanesi de diyor ki Millet İttifakı biz parlamenter sistem getireceğiz. Dolayısıyla parlamenter sistemin ekonomik uzantıları, ekonomik boyutlarıyla oraya yönelik bir strateji geliştirecek. Ama diğer taraf mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemini devam ettirecek. Başkanlık sistemini devam ettirmekten taraf buna yönelik politikaları uygulayacak. Öncelikle bir öncelikle seçimi görmemiz lazım. Ondan sonra tabii ki yani yatırımlar ne olur, borsa ne olur? Şimdi borsada psikolojik seviye denildi, 5000 seviyesi dendi. Kısa vadeli bir açılım. Ben dedim ki o zaman Fatma Nur'um arkadaşlarla burada konuşuyoruz. Hı hı. Akademik bazı yorumlar yapıyoruz. Bu saçma bir şey dedim ya. 5000 psikolojik sınır mı olur? Bir haftada 4400'e düştü. Şimdi bir başka bir akademisyen de o zaman 4000 barajıma psikolojik sınır diyecek. Yani dolayısıyla bakın kısa vadeli borsa gerçekten kısa vadeli olaylardan oluşuyor. Hacimle alakalı, işlemle alakalı, yabancı yatırımla alakalı bir takım farklılıklar arz edebiliyor. Bazen ayrışabiliyor. Bazı sektörlerde mesela borsada karlı olabiliyor. Bazı hisseler karlı olabiliyor. Dönem dönem hatta şu dönem bile olabiliyor. Ama diğer taraftan BIST 100 akımına uyan birçok hisse senedinde de birçok şirketin hissesine de düşebiliyor. Dolayısıyla bugün şu an borsadaki ortaya çıkan durumun çok dediği var. İşte kur kolumalı mevduata kayış çünkü garanti bir yaklaşım burası. Altına yönelim söz konusu. Bunun yanında seçim dolayısıyla insanlar borsadaki gelişmeleri temkinli yaklaşıyor. Borsayı şu an kısa vadede olarak bir arka plana itiyor. Daha çok kur korumalı bir duatla altına yöneliyor. Dolayısıyla borsa üzerinde bir baskı var. Ancak peki olması gereken şey ne? Yani bir makro ekonomide olması gereken şey ne? Fatma Nur Hanım, bakın bu borsa yatırımları bir ülke için çok önemli. Çünkü şirketlerin ekonomik aktivitelerini genişletebilmesi için borsadan kaynak bulması ve bu kaynağın da sağlıklı Dileyerek bölmek zorundayım. Çok özür dileyerek bölüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da konuşuyor.